Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özelüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlar müthiş güzel bir Fenerbahçe saatiniz var mı? Fenerbahçe sivit Eğer yoksa sponsorumuz golvar.com sizlere özel iki hediyeden birini vermek istiyor. Yapmanız gerekenler bir golvar'ı Twitter'da takip etmeniz. İki, yoruma gol var kazandırır ve hangi ürün istiyorsunuz? saat ya da sweatshirt olabilir. Ee, beyaz deyin ya da saat yazın. Saat ya da beyaz deyin arkadaşlar. Onlar anlar. Kadıköy Sokak kanalına yani kanalımıza abone olmanız, çekiliş videosunu beğenmeniz, bunlardan herhangi birini. Beyaz yazın ya da saat yazın arkadaşlar. Gol var kazandırır beyaz ya da gol var kazandırır saat yazın. Sponsorumuzun kaç tane vereceğinden benim haberim yok. Fenerbahçe Başakşehir maçının neticesine göre, belki de gol sayısına göre, belki de penaltı sayısına göre, belki de kırmızı kart sayısına göre verecekler. Kaç olacağını bilmiyorum. Ve bana çok büyük sürpriz olarak söylediler. Yani belki de 50 kişiye verecekler. O yüzden muhakkak ve muhakkak kanala abone olup bu videoya yazın arkadaşlar. Fenerbahçe ile devam edelim. Olaylı Anadolu Efes Fenerbahçe Beko eşleşmesinde. Ee, yani 3. Maçı da, maçta Maçın hakemi Aytu ektiği hakemliği bıraktığını açıkladı. Yani bu kadar bariz bir şekilde Fenerbahçe'yi katlettik dedi. Son maçta ise Anadolu Efes Fenerbahçe Beko'yu 87-78 mağlup edip seride durumu 3-1'e getirip adını finale yazdırdı. O yüzden ilk maçta 40 sayı fark atmıştı Fenerbahçe. İlginç. İlginç olan tek o değil. Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu. Arkadaşlar bakın özellikle Galatasaraylı arkadaşlara laf anlatılmıyor. Çünkü dinlemiyorlar anlamıyorlar. Şunu söylüyorum. Bu lig için zanyolo değer mi? Bu lig için milyonlarca euro değer mi diyorum. Diyorlar ki bak şampiyon olduk şöyle böyle. Tamam. Süper Bitti ya. Galatasaray'ın alacağı para 193,8 milyon TL. Yani eğer euro 19.38 olursa 10 milyon euro. Euro yaklaşık 25 olduğu için hesabını yapın arkadaşlar. Yani hesabını buyurun yapın. Yaklaşık 7,5 milyon euro falan şampiyon olduğu için alacağı para 7,5 milyon euro. 193.8. Fenerbahçe 172.8. Arada 21 milyon TL'lik bir fark var. Hani euro bazına vursan yine bu kadar etmiyor. Beşiktaş 157.218. Adana Demirspor 100.2 milyon TL ve bu kulüpler yabancı futbolculara sahip kulüpler. Alın size süper rezalet. Ha bunun müsebbibi kim biliyor musunuz? Bunun müsebbibi FETÖ'nün değirmenine su taşıyan özellikle Galatasaray. Özellikle Galatasaray. 3 Temmuz'daki kumpasın arkasından gidip bunların yaşanmasına sebep olundu. Eğer 3 Temmuz hiç olmasaydı Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın alacağı para bugün kaç olurdu biliyor musunuz? Belki 100, yani yine şampiyon Galatasaray olsun alacağı belki 150 milyon euro Galatasaray alırdı. Bir 100 milyon euro da Fenerbahçe alırdı. Hocam sen ne saçmalıyorsun? Ne diyorsun sen? Şöyle böyle falan filan. Gelin bir hesaplama yapalım. Olur mu? BN Sports'un yurt içindeki abone sayısı 2 milyon 540 binmiş. 2 milyon 540 bin arkadaşlar. Kendileri açıklamış. Şimdi e, ne kadar olsun yıllık abo aylık abonelik ücreti ortalama 150 TL olsun. Tamam mı? 150 TL. 150 ile 12'yi çarpın. 1800 TL. Doğru mu kardeşim? Doğru. Çarp 1800 ile 4 milyar 572 milyon TL. Bugün euro sanırım 25 diye biliyorum. Böl 25'e 182.880 milyon euro. Şimdi bakın bu sadece abonmanlardan alınan dekoder ücreti. Hadi 32 milyon 880 32.880 milyon eurosu da şey yapsın. 150 milyon euro değere sahip. <laughs> Bitmedi. Özet gelirleri BN Sports'a gidiyor. Reklam gelirleri BN Sports'a gidiyor. Hepsi BN Sports'a gidiyor. Yani görün bakın. Herifler belki de 300 milyon euro kazanıyorlar. Bizimkilere koklattıkları 50 milyon euro. Teşekkür ediyorum. Mehmet Büyükekşi'ye teşekkür ediyorum. Nihat Özdemir'e teşekkür ediyorum. Son dönemlerde şampiyonu belirleyen o e, Erdem Timur'un dediği yapıya teşekkür ediyorum. Ligi mahvettiniz. Ligin içine ettiniz. Böyle birlikte insan ne yapar biliyor musunuz? Yabancı kuralı 5 ya da 7 en fazla 7 oynatabilirsin diye zorunlu kural koymanız lazım. Yoksa baş edemezsiniz. Ben size söyleyeyim bunun sıkıntısı çıkar. Ama hocam Avrupa'da başarı. Neyin başarısı lan? Neyin? Avrupa'da neyin başarısı? Hangi şeyin başarısı? Limit açıklanıyor. Galatasaray limiti bilmem ne ona rağmen düzenbazlık hile Omar El Abdullah'ı bilmem kaçta kaç gösterip futbolcu alıyor. Lan bir Allah'ın kulu da hesap sorsun sen nasıl yaparsın? Fener sadece Falette'yi alıp şampiyonluktan oldu deyip hesabını sorsana al sana elinden şampiyonluğu. Ya da büyük bir ceza versene. Transfer yasağı versene 5 sene yapamazsın diye. Denk bütçeler eşit bütçeler. Ha şimdi anladınız mı sanıyorum? İyi de hocam seninkiler de alıyor. Seninkiler de Osterwold'e 6 verdi. İşte Rose diye 5.5 verdi. En azından benim salaklar gidip futbolcu satıyor. Benim salaklar futbolcu satıyor da bir para elde ediyor. Seninki. Ah ah. Barış Şurdu Seven de diyor ki az önce bir sıcak bir bilgi aldım diyor. Fenerbahçe basketbolda küçülme kararını tartışıyor. Hayır. Asla böyle bir şeyi kabul etmeyiz. Sayın Ali Koç. Basketbolda küçülme olur mu ya? Basketbolu satan şerefini satar. Olur mu? Daha da büyütün. 25 10 tane daha basketbolcu alın. Sakın futbola kimseyi odaklamayın ha. Gerek yok. Tabii insanlar çileden çıksın. Ondan sonra da millet başkan adayı olsun seçim yapalım. Sevgili Furkan diyor ki muhalif kesimde aklınıza gelmeyecek kişiler bir araya geldi. Ben biliyorum. Ya bildiğimi düşünüyorum. Başkanlık potansiyeli olan 2-3 kişi aynı ekipte şu anda. MAA, HBK, TS, <laughs> Ekip büyümeye devam edecek. Aziz Başkan da masada. Bir dakika. Aziz Başkan HBK ve SS'yi sevmiyor. Aziz Başkan Fenerbahçe'sini seviyor bak. Bak eğer Fenerbahçe zorluğunda ise Aziz Yıldırım her yerden yataktan olsun. Kalkıp gelir mezalından. Yani Aziz Yıldırım böyle bir başkan. En az onun kadar güçlü biri daha var. Aziz Yıldırım kadar güçlü biri. Amerikan başkanı mı acaba? Ama adayları belli değil kaynağı isim vermemesini söylemiş. Ciddi hazırlık içindeler diyor. Acayip bir ekip. Bir isim var ki çok sevinecek diyor Twitter'ın bir kısmı. İsmi veremem. Ben de veremem. Ama anlamışsınızdır. Süreç uzun. Daha bir sene var. Önümüzdeki sezon şampiyonluk için takımımızı destekleyelim. Sezonun sonlarına kadar resmi açıklama yapmayacaklar. Çünkü şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe zarar görmesini isteyecekler. Aziz Başkan bu konuda hassas diyor. Doğru söylüyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bakın. Fenerbahçe hepimizin Fenerbahçesi. Benim Fenerbahçem, senin Fenerbahçen yok. Benim babam, senin babanı döver yok. Anlatabiliyor muyum? O, o devir bitti. Takımımıza yürekten bağlanmalı, yürekten sahip çıkmalıyız. Ve e, Ali Koç, elbette hatalar var. E, doğruları, tabii ki de doğrular var. Ama eğer Fenerbahçe çatısı etrafında birleşmek istiyorsak bunu yapmamız lazım arkadaşlar. Ve Mecburuz. Mecburuz. Mesela dün ben bir video çektim. Ee, edince Edin Yorumlara bakıyorum. 37 yaşındaki adamı süper star diye tanıtmışsın. Şöyle yapmışsın böyle yapmışsın. Ben dedim ki bu kadar öfkelenecek ne var? Çünkü verilen yıllık ücrete baktım. Düşük bir yıllık ücret. Şampiyonluk bonusu falan filan. Yani ee, ya çok düşük bir ücret. Şöyle söyleyeyim size. Ee, edince Edin Fenerbahçe'ye geldi diyelim. İnşallah gelir. Hayırlısı olsun. Hayırlısıysa gelsin değilse gelmesin. O oyun adı Fenerbahçe Türkiye Ligi'nin şampiyon oldu. Edin Ceko'nun alacağı para 2,5 milyon euro civarında bir para oluyor. Sonra baktım ki elemanın bir şey yazmış. Yıllık 4 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif etti. 4 az olur o zaman. 8 falan teklif edelim. Ya arkadaş 37 yaşında bir futbolcu. Tamam. Ee, bak ben Edin Ceko'na ilgili çok fazla şey söyleyebilirim. Çok fazla övebilirim. Yani yere göğe sığdıramayabilirim. 2 yıllık sözleşme teklif etti. Kararını Şampiyonlar Ligi finalinden sonra verecek demiş. Dimar diyor. Bak Dimar diyor. 2 yıllık sözleşmeyi söylemiş. Detay var mı? Yok. Sercan Hamza Edin Ceko henüz hiçbir takımla görüşme yapmadı. Şampiyonlar Ligi sonrası değerlendirecek diyor. Yok. Görüşme yaptı. Inter kulübe Inter 1 artı 1 sözleşme teklif etmiş. Ceko kulüp Bak niye 1 artı 1? <laughs> Opsiyonlu işte. Şu kadar maç oynarsa şöyle böyle falan diye. E, futbolcu da bunu istemiyor. Daha iyi bir kontrat istiyor. Ben Inter'in teklifine de ulaştım. O da bonuslarla 2 milyon euroya çıkabilecek bir sözleşme ama yani futbolcu canlı dişine takması lazım. Bak Ceko süper bir santrafor. Ne derseniz deyin. Çok da iyi bir ahlaka sahip. Ya Emre Belezoğlu düşünün. Emre Belezoğlu bizde kaça kadar oynadı? Bir düşünün. Bosna'da kahraman bir futbolcu. Yani Ceko'yu alıp kanatları Rossi falan yaparsan o zaman diyor hiç alma diyor ee, bizim bir abi. Ya kanatları Gezzal yap diyor. Bakayemi al diyor. Hani eğer Rossi olursa adamı boşuna almış olursun diyor. Ben de diyeyim ki bizimkiler ne yapar biliyor musun? Gider kanatlara e, şeyi alır. Greenwood alır. Wilfred Zaha'ya alır. Forveti de gider. Samat ile devam edelim ya. Ne olacak der. Bu arada Zaha demişken Wilfred Zaha'ya Al -Nasır resmi bir teklif yaptı. Yıllık 17 milyon euro. Ve Suudi Arabistan'daki bu çok yüksek teklif e, oyuncunun kafasını karıştırdı. Yani oraya giderse futbol hayatı bitecek o da biliyor. Avrupa'da kalmak istiyor. Avrupa'nın gece hayatı şu bu iyi. Hani ben bir öğretmen olarak söyleyeyim. Bana deselerdi ki ilk atandığında maaşının yarısını al ama Kayseri'de kal. Çünkü şehrinde, memleketinde kal, başka bir yere gitme deselerdi ben kabul ederdim. Şimdiki aklım olsa yine kabul ederdim. Gurbet öyle bir şey. Ama mesela ben atıyorum İstanbul'da yaşasam Yine başka yere başka yer çok sıkıntı olur. Mesela İstanbul'da yaşayıp atıyorum Kars, Erzurum falan gitseniz. Yani e, çok enteresan bir psikolojiniz olur. Çünkü orada her şey var. Burada hiçbir şey yok. Ama aslında burada her şey var. Yani Erzurum, Erzurum Karaçobanlı varsa aranızda çok çok selamlarımı iletiyorum. Ben orada gördüğüm insanlığı birçok yerde görmedim. Ben Türkiye'nin çok şehrinde gezdim. Çok şehrinde, e, çok şehrinden kişiler tanıdım. Yani Bayburtlu bile tanıdım. Düşünün. Yani Türkiye'deki toplam 216 bayburtludan bir tanesini tanıdım yani düşünün o kadar yani e, şeyim Suriyeli çok tanıdım yani Kayseri bayağı Suriyeli Suriyelinin Hristiyanını bile tanıdım yani düşünün Hristiyan Suriyeli bile tanıdım e, ya çok enteresan şeylere denk geldim ama e, dediğim gibi şimdi Zaha 17 milyon euroyu kabul edip orada bütün gece hayatından feragat edip 3 sene ot gibi mi yaşamak istiyor? Gerçi bunun yaz tatili var bilmem nesi var. Bir de arkadaşlar bu Suudi Arabistan'da falan öyle idman falan yapılmıyor. Haftada 3 gün falan yapıyorlar idman. Çünkü geberirler yani öyle bir sıcak var ki. E, ama Suudi Arabistan o Katar falan da bir piyasa yapma peşinde. E, ben Zaha'yı kaçtı gözüyle görüyorum açık söyleyeyim. Yani Lucas Moura mesela bunu da çok soruyorlar. Arkadaşlar Lucas Moura'ya devre arasında talip olan Devre arasında görüşen Fenerbahçe şimdi hiçbir faaliyette bulunmuyor. O da enteresan. Ee, Greenwood. Mason Greenwood. Arkadaşlar Manchester United futbolcunun futbol hayatını bitirme niyetindeydi ama artık Greenwood'u kiralamayı düşünüyorlar. Fenerbahçe ve Galatasaray oyuncuyu transfer etmek isteyebilir diyor Ekrem Konur. Hayır. Fenerbahçe'nin isteği var. Masada e, teklifi var. Fenerbahçe ne olursa olsun biz bu futbolcuyu istiyoruz diyor. Hayata döndürelim diyor. İşte bir proje şöyle böyle cart curt falan filan Inter Milan diyor. Yani olay bu. Edin Ceko konusunda. Peki ben size başka bir şey söyleyeyim. Bak bu dediğimi iyi dinleyin. Bu dediğimi çok dikkatli dinleyin. Batshuayi 12 milyon euroya sattım. Bak Batshuayi 12'ye sattım. Cao Pedro'yu da 7.5'a sattım. 19.5. Serdar Dursun'u da 1 milyon euroya sattım. 20.5 buçuk. Ya ja Pedro. Bak şu ayı Serdar Dur. Valencia'na dedim. Sözleşmesini feshettim. Yani feshettim demeyeyim. Bitti. Gitti diyelim. Sıfır forvet. Edince koy yıllık 1.6 garanti ücret. Artı maç başı. Artı bonuslarla işte hani şampiyonluk bonusu. Türkiye kupası bonusu. Şu kadar oyna bonusuyla. Dörde varacak bir teklif. Ama yani Fenerbahçe tarihi bir sezon yaşayacak. Futbolcu da tarihi bir sezon yaşayacak. Dörde varacak. Aldım. Thiago Çukur üçüncü forvetim. As forvetim. Firmino. Firmino. Bunu kabul ediyor musunuz? Yani as forvet Firmino. Roberto Firmino. Yanlış duymadınız. As forvet Roberto Firmino. İkinci forvet Edin Dzeko. Üçüncü forvetin Tiago Çukur. Bunu kabul eder misiniz? Not. Yabancı sayısı. Yartı, çurtu, şu bu. Ayrıca e, hocam bizim böyle 2 A plus forvetimiz var. Diğer forveti yok. Bunun e, şeyi nedir? Demek ki teknik direktörü tek forveti bir sistem oynayacak. Şimdi firmin kanatta da oynatabilirsin. Forvette de oynatabilirsin. Hani kanatta verim alır mısın bilmiyorum ama az forvetin olarak oynatırsın. Firmin arkasında edin. Ceko'yu bekleten bir Fenerbahçe. E, işte eski günlerini yakalayan bir Fenerbahçe'dir. Benim gözümde. Arkadaşlar firmin o konusunda basına, medyaya hatta Ali Koç'a da inanmayın. Bana inanın. Bak bana inanın. Hocam niye hayırdır sen Rogon firmasıyla ortak mı çalışıyorsun? Sen de mi futbolcu kitliyorsun? Bir de bir arkadaş yazmış. Beklentiyi çok yükseltiyorsunuz. Sonra gelmiyor millete şey yapıyor. Lan. Şeyi Wilfred Zaha haberini pompalayan bizzat Ali Koç. Bizzat Ali Koç Wilfred Zaha haberini pompalayan. Sen ne anlatıyorsun bana? Lukas Mur haberini Selahattin Baki pompaladı. Konuşmayayım konuşmayayım. Aha takip ettiğiniz bütün duyumculara sorun. Wilfred Zaha haberinizin kaynağı kimdir deyin. Hepsi de aynı şeyi söyleyecek. Ali Koç'a çok yakın bir isim. Ali Koç'a çok yakın bir isim. Hepsi söyleyecek. Millet bir tarafından mı element uyduruyor? Bir tarafından element uyduracak o zaman Barış Alper Yılmaz'ı yazarım. Türk derim. Galatasaray'da istenilen patlamayı yapamıyor. Yeterince oynamıyor falan filan derim. Yani. Ben size söylüyorum. İster bana inanın. ister bana inanmayın. Canınız sağ olsun. <laughs> Hepinizi çok çok seviyorum. Bu arada Cao Pedro'nun temsilcileri e, Cao Pedro ve temsilcileri Fenerbahçe Milan'da Milano'da bir araya gelmişler geleceği için. Ya Sabuncuoğlu da bu duyumu vermiş. Ciddi bir teklif var. Çok ciddi bir teklif var. Ben bu teklifi kabul etmemeyi hani e, FETÖ'nün safına geçmek olarak görüyorum. Eğer bunu bu teklif kabul edilmezse Ali Koç ve ekibi FETÖ'nün safına geçmiştir. O kadar ciddi bir teklif. Bu arada Şampiyonlar Ligi finali var bugün. Atatürk Olimpiyat adına saat 10'da Manchester City Inter e, kulüpler arasında. Yani matematik Manchester City diyor. Inter'i severim. Yönel Inter'den yani. Emre Belezoğlu da zamanda formasını giymişti. Bu arada Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen taraftarları taksiye binmeyin demiştir. Düşünün ne kadar utanç verici bir olay. E, yani durum bu arkadaşlar. Çok ciddi teklif ya. Yani Az buz bir teklif değil. Onu da söyleyeyim. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Hocam iyi de elinde tomut bir delil var mı Firmino'ya dair? Var var var. Daha önce de söyledim size. Israrla söyledim size. Tekrar söyledim size. Ali Koç bizzat Rogon şirketinin yöneticisine diyor ki bugüne kadar bunları getirdiniz. Bana Firmino'yu getirin. O da diyor ki yıllık 4 milyon eurodan Dört yıllık anlaşma, dörtte imza parası. Kabul edersen diyor. Tabii bizimki ne diyor? Bir milyon euro versem, dört tane meybuz alsam olmaz mı diyor. Yani meybuzca Ali Koç bunu istiyor. Meybuzca Ali Koç. Meybuzca Ali Koç bunu istiyor. Ama bu arada kabul müsünüz bilmiyorum. Yani kabul müsünüz bilmiyorum arkadaşlar. Firmino Asforvet. Ceko ikinci forvet. Üçüncü forvet de Thiago Çukur. Çünkü bizim futbolcumuz kiralık. Geri gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben söylüyorum. Bu kadar söyleyeyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Bu arada kanalımıza mutlaka abone olmayı unutmayın. Çünkü çekilişimiz var. Çekilişimize katılın. Arkadaşlar burada eş, dost, akraba, üye müye hiçbir şey yok. Yani Galatasaraylı aboneye Fenerbahçe forması gönderdiğimiz oldu. E, gol var kazandırır yazıp yani gol var kazandırır boşluk beyaz gol var kazandırır boşluk saat yazın bakalım arkadaşlar hepinizin şansı bol olsun İnşallah kanalımızın en iyi takipçilerine çıkar inşallah bu arada kanalımızın en iyi takipçilerine de şu müjdeyi vereyim canlı yayın oldu muydu, kaçırmayın çünkü canlı yayınlarda artık tak 20 üyelik tak 50 üyelik üyelik hediye ediyoruz üyelere özelde felaket duyumlar var siz videolarda alıyorsunuz onlar direkt metin olarak alıyorlar ve sıcağı sıcağına alıyorlar üyeliği de tavsiye ederim 15 liranıza kıyın üye olun tavsiye ederim. Ha hocam benim 15 liram yok veremem. Şöyle böyle diyorsan o zaman kanalımızdaki videoları izliyorsun ya canlı yayınları kaçırma. Çünkü en çok video izleyene en çok beğeni atana hani en uzun süre video izleyene iki kişi arasında ikisi de 20'şer tane izledi. Birisi 5 saat izledi. Birisi 50 saat izledi. 50 saat olana direkt çıkıyor. Sistem belirliyor. Hepinize desteklerinizden katkılarınızdan dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kanal benim kanalım değil. Ben hatta cümle kurarken hani Kadıköy Sokak kanalının yöneticisi diye konuşuyorum. Çünkü kanalın sahibi sizsiniz. Siz belirliyorsunuz. Sizin oylarınızda bu kanal büyüyor. Sizin aboneliklerinizde, sizin beğenilerinizde, sizin millete önermenizde bu kanal büyüyor. Kanal sizin kanalınız. Kanalınıza sahip çıkın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.